Benim canım. Mesela bir, yani yobaz demeyeyim de bir, ne diyelim onlara? Gelenekçi diyelim. Bağnaz. Bana hiç aklına gelmeyecek bir şey. Donla, atletle ızgarayı oluşturuyor, kömür yakıyor falan. Sucukları da getiriyor, pişiriyor falan. Oraya yayılıyor. Kola kutularını atıyor, petleri atıyor falan, hepsini atıyor. Sonra geğirerek arabasına biniyor donuyla, çekip gidiyor. Umurunda bile değil. Yani çok kalitesiz insanlar. Bu tip adamları biz Türkiye'de iktidara getirtmeyiz. Bunu unutacaklar. Bak benim canım tam tipik, aydın bir Müslüman. Nur gibi elinden yüzüne ışık saçılıyor. Mübarek, muhterem bir Allah'ın kulu. Benim canımı ben bir daha dinleyeyim. Merhaba, ben Duygu. Orduluyum. Samsun'da okuyorum. İnsanlar çevreye çok duyarsız. Evlerinde çöplerini yere atmıyorlar ama dışarıda, sokakta, sahilde yürürken çöplerini neden dışarı yere atıyorlar? Canım işte o gelenekçi Ortodoks İslam anlayışında kalite diye bir şey olmuyor. Sanat diye bir şey olmuyor, estetik gibi bir şey. Pakistan'a git hep öyle. Hindistan'a git öyle. Pakistan'da Müslüman mahallelerin her taraf çöplük. Bütün sokaklar çöplük. Halk çöplüğün içinde yaşıyor. Her yer öyle. Mısır'ın her tarafı çöplük. Git şu an şimdi Mısır'a. Her yer çöplük. Kahire. Şehrin tamamı çöplük. Zevk olmuyor. Yani gelenekçi Ortodoks sistemde zevk olmuyor. Akitçiler işte bilmeden buna çanak tutmuş oluyorlar. Yani onların da mesela hayatına baktığımızda çok kalitesiz olduğunu görüyoruz. Hepsi olmasa bile büyük bölümü böyle. Ya üst baş dökülüyor, yemesi içmesi perişan, evleri perişan, hayatları perişan, konuşmalar perişan, iman kirliliği var. Akıl almaz kirlenmiş imanları birçoğunun. Ve bir kısmında ahlak kirliliği var. Mesela homoseksüellik utanmıyor adam ya. Yüzüme diri diri bakıyor adam. Yüzünde eşek oynamış yani. Açık alenen homoseksüel belli. Utanmıyor. Millete karşısına çıkıyor diri diri yüzüne bakarak. Dekolteye karışayım ben diyor. Kadınlar edepli olsun, adaplı olsun. Ya 2 saat önce elin sapık adamına ters ilişkiye giriyorsun. Ahlaksız herif. Üstünden başına pislik akarak geliyorsun, televizyonda konuşuyorsun. Akıl veriyorsun kadının aleyhine, hüküm açıklıyorsun. Yüzünde de en ufak bir utanma hissi yok. Müthiş hayasız oluyorlar. Bazıları için söylüyorum. Evet, gelenekçi ülkelerin durumu ile ilgili bazı resimler var. Bu Mısır'ın üstten görünüşü. Mısır. Her yer böyle İslam aleminde yani. Her yer. Lübnan. Fas, Tunus, Cezayir, oralar da öyle. Irak. Suudi Arabistan. Afganistan. Birçok ülke bu şekilde. Gayet de normal görüyorlar yani çocukları oynuyorlar üstünde falan. Akiyeti mesela Türkiye'de bilen bile yoktur. Bu Dücene cin dolu falan. Bu eskiden beri biz bu duyarız. Bulan gariban kendi aralarında bir topluluktur. Birçok vakıflar, dernekler var bunların şeyinde. İşte bilmem ne vakfı, bilmem ne derneği. 20-30 tane üyesi var falan. Gidip çay may içiyorlar. Oturuyorlar.